Güncel metada Diana'yı artık oynayamaz hale geldim. Bunun sebebini hızlıca açıklayayım ve neden Gragas OTP yolunda ilerlediğimi anlatacağım. Öncelikle yüksek eloda Diana ile herkesle aynı anda clear atıyorsun. Yani Diana 3-15-3-20 gibi clear'ını bitiriyor. İyiliş aldığı zaman 3-10'da bitiriyor ama aşağı yukarı tüm ormancılar da zaten bu zaman diliminde clear'ını tamamlıyor. Ve birçok düello yaptığı kişilere karşı kaybediyor. Ve Diana ile oyunu taşıyabilmen için aşırı derecede efor sarf etmen lazım. Yani bayağı kusursuz bir şekilde oynaman gerekiyor. Hani sadece League of Legends'ı iyi oynaman yetmiyor. Karakteri de çok iyi bir şekilde oynaman gerekiyor. Bu bir. Yüksek elo da artık işte bu yüzden iyi işler yapamamaya başladım Diana ile. Ta ki Gragas oynamaya başlayasıya kadar. Şu an zaten güncel olarak en güçlü şampiyonlardan biri ormanda Gragas. Hatta belki de en güçlüsü. Fazlasıyla oynatmaya başladı zaten pro oyuncular tarafından da Solo zaten onunla birlikte fark ettim. Gragas da hani sadece oyunu iyi oynamak yetebiliyor. Çünkü şampiyonun yapısı birazcık basit. Hani dizengeç yeteneği, pok yeteneği veya hani free dash yeteneği olmasıyla birlikte oyun içerisinde çok çok işler yapabiliyor. Bu yüzden zaten bu maç içerisinde Gragas'ı daha iyi bir şekilde anlayabileceksiniz. Umarım da keyif alırsınız izlerken çünkü bayağı bir Gragas videosu gelebilir şu sıralar. Bu maçta normalde bota petlerim genelde bilirsiniz. Yukarıya doğru petlerim çünkü Ignite matchup'ı var ve kritik bir matchup. Normalde burada ne yaparız? Rutin halde botta kamplarımız ilk çıktığı için bota doğru hareket ederiz. Kampları döndükten sonra gank bakarız değil mi? Burada istisna bir olay var. Yukarıdaki minyon dalgasının durduğu hale bak. Bizim klet reset almadı. Yukarıdaki koridorun durduğu yer nedeniyle Yone gank'e çok açık halde. Ve klet de henüz reset almadığı için bu gank'imi göremeyecektir. Çünkü bot side'dan başladım. Direkt buraya klik atmayı birçok ormancı yapmıyor. Bu yüzden beklenmedik bir gank buraya yaptığım olay. Şimdi ilk baktığın zaman bir sonuç alamadık değil mi burada? Ama hayır. Yone'nin koridorunu tamamıyla bitirmiş olduk ve Yone reset almamasıyla birlikte kule altına açık hale geldi. Ama bunu düşünürken, bunu planlarken bir yandan da Evelynn'in yukarıya doğru petlediğini biliyoruz. Çünkü başlangıçta Scuttle için savaştık Evelynn ile. İşte olay şimdi burada kopuyor. Nedir olay? Evelynn kamp skipleyip buraya doğru geldi. Bunu biliyorum. Bu yüzden Evelynn'in grubuna doğru hareket ediyorum. Eğer ki Yone buraya tepki verse bile çok düşük bir cana sahip olduğu için işe yaramayacak. Yukarıda yaptığım hamle işte bu sonucu getiriyor. Şu an 3-0 hale geldik. Tempomu korumak için benim base almam gerekiyordu. Base attığımda tamam sadece bir adet kitap alacağız ama bu bile yeterli. Zaten aşağıda mavi çıkmak üzere olacak. Ben maviye gideseye kadar iki kampı çekip ardından mavi çıkmış olacak. Yani bu yüzden reset almam gerekiyordu. Ama o anki mantığım ultim hazır hale gelsin. Alta ver olayım ondan sonra reset bakarız gibisindendi ve bu bir hataydı. Don't leave me alone.
Gragas'ın Power Spike'ı Sylas'la aynı. Sylas ile aralarındaki fark şu. Gragas orman dönebiliyor. Ve orman hızlı bir şekilde de dönebiliyor. Ve can kaybetmeden de dönebiliyor. Bu yüzden hani Gragas daha ön planda oluyor Sylas'a göre. Ha Sylas'ı ben yine draft'a göre karşıda çok iyi ultiler varken picklemeye devam ediyorum. Ama blind pick olarak alabileceğiniz garanti bir pick oluyor Gragas. Aynı şekilde işte gece tırpanı ve ayakkabı bitirdiğin zaman oyun bitiyor gibi bir şey oluyor. Erken aşama bu kadar erken alırsan bu eşyaları. Yine yukarıdaki kampları ve skipleyip buraya doğru hareket etmemin sonucunu aldık. Buna ne yol açtı? Base'den çıktıktan sonra sadece haritayı şöyle bir dönüp bakmak. Çünkü Yone'nin canı azdı ve buraya doğru hareket ettiğim zaman Firikul'u altıydı. Ha Evelyn'i yakalamasaydık yine burada Yone'yi her türlü yakalayıp kesecektik. Ha Evelyn promosyon gibi bir şey oldu. O yüzden oyunu oynarken şöyle bir sağa sola bakın. Hani illaki hamle yapabileceğiniz olaylar olabiliyor siz baktığınız sürece. Gragas'ın bir yandan kule altıları da bayağı etkili. Aslında bu kadar fazla dive peşinde koşmamızın nedeni de bu. Çünkü çok kolay bir şekilde dive atabiliyorsun. E'sinin kitle kontrolü bayağı kolay olduğu için diğer şampiyonlardan ayıran özelliği de bu oluyor. Hem hasar hem de kitle kontrol yönünden rahat olması. Şu ana kadar fark ettiyseniz Gragas'a mekaniksel olarak çok üst düzey bir performans sergilemedim. Zaten Gragas'a yeni başladım. Ha diğer gelecek maçlarda daha iyi oynayacağım. Ha ilk Gragas deneyimimi yaşadığım bir maç var. Funny açısından onu bir ara mutlaka koyarım, onu paylaşırım. Gülen'i de banlarım. Her neyse. Yaptığımız şey şu. Gragas'ın yapabileceklerini oyun bilgimizle birlikte birleştirerek çok iyi bir şekilde koordine ettik. İşte bunu yapmanız yeterli oluyor metadaki güçlü şampiyonları oynarken. Yeter ulan yeter! Yeter! Is this what giving up feels like? I don't know. I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know. İkinci maçtan devam ediyoruz. Bu maç önceki maça göre daha fazla aksiyonlu ki adamlar zaten benim ormanı basaraktan başladılar. Sylas bizim red tarafında. Şu anda daha fazla can kaybedecek, daha az diş alacak. Yani fazla diş alması mümkün değil. Yoksa bot lane XP falan kaybeder. Her neyse. Bunun sonrasında benim Raptor'u ve Golem'i alması bayağı bir tehlikeli. O yüzden muhtemelen benim Raptor'u alaraktan yoluna devam edecektir ki bu da 3 level olmayacağı anlamına geliyor. Bu bizim için iyi. Neden? Çünkü Sylas Gragas kadar hızlı bir şekilde ormana dönemiyor ve benim kadar yüksek canlı da ormana dönemiyor. Yani eğer ki Sylas bu aldığı red'i hani beni ormanda yakalayarak beni kesmek üzerine bir şey yapamayacaksa işine yaramaz. Bize burada yapacağımız hamle nedir? Karşı ormana girerekten Sylas'la ters rotasyon yapmak. Eğer ki karşılaşırsak da Sylas'ın hani düşük bir can değeri olacağı için
Silas'ı keseceğiz ya da Stratton alacağız. Ama tabii ki sabit plan League of Legends'ta mümkün olan bir şey değildir. Mesela Ziggs'in pozisyonu nedeniyle hani ani bir şekilde yapacağım hareketi değiştirerekten bir de gank bakıyoruz. Selamun aleyküm. Ay hoştu lan! Bu yüzden sabit plan şeklinde ilerlemek League of Legends'a harbiden uygun bir şey değil. Şöyle bir sağınıza solunuza bakın, ona göre hareket edin. Burada da tıpkı söylediğimiz gibi oldu. Silas'ın yapması gereken şey şuydu. Aşağıdaki ormanından yoluna devam etmesi. Ziggs ve Kalpiri'yi alamadığı için hani burada oluşacak bir savaşta Silas'a yardım edebilecek kimse yok. Ben Silas'a daha yüksek can dönüyorum ve daha hızlı dönüyorum. Bu nedenden dolayı Silas benim üzerime agresif olarak bir şey düşünemez. O yüzden hani aşağıdan dönmesi gerekiyordu. Burada önemli hatalardan birini yapıyoruz. Nedir o? Burada direkt base atmam lazım. Neden? Tarayıcım yok. Burada totem olup olmadığını bilmiyorum. Ben şu an hani Ziggs'in kötü pozisyonda kalmasını bekleyerek burada bir şey denersem eğer çok fazla zaman kaybedebilirim. Ve Silas tarafından counter ganklenebilirim. Çok fazla sonuç var burada. Yani tarayıcı yokken bu kadar param varken clear'ın da halihazırda tamamlamışken base'ini at geç. Anivia'da şu anda mesela gank'ini yedi. Neden? Etrafında ben olduğum için bana güvenerekten trade atmaya çalıştı. Sadece basit bir tarayıcı olayı bunlara yol açtı. Şu anki durumda yapacak daha önemli hamlelerim olduğu için kamp almayı bırakıp doğrudan oraya doğru koşuyorum. Bot'a doğru hareket ediyorum. Silas bot'a gank atabilir değil mi? Bu konuda bir kavruluyoruz bot'u şu anda. Bot'a kule altı için mükemmel bir setup var. Minyon dalgası bunun için uygun. Ve Rel ve Tristana kule altı için uygun şampiyonlar. Bu fırsatı değerlendiriyoruz. Çok yüksek ihtimal daha iyi bir Gragas oyuncusu olsaydı burada daha iyi bir combo yaparaktan o Silas'ı keser ve buradan çıkabilirdi. Ama yeni başladım Gragas oynamaya, böyle failler görebilirsiniz. Ama bak buradaki karar hatalı bir karar değildi, Rift'e başlama kararı. Problem neydi? Al buraya geri ve yukarıyı izle. Shen orada mesela base bastı. Biz Rift'e başlamışken, hani Rift'in canını azaltmışken adam nasıl olsa ultim var diyerekten base basıyor. Hayır abi, senin ultin sadece kurtarmaz, senin bizim yanımızda olman gerekiyor. Yani Kayle'ın o yolu tıklayamıyor olması gerekiyor. We'll be right back.
Şu an maç evet zorlu bir durumda ama karşı takımı eğer ki yakalayabilirsek, ki yakalayabilecek bir kompa sahibiz. Neredeyse tüm şampiyonlarımızda kite kontrol olduğu için karşı takıma göre takım savaşlarında daha avantajlıyız. Tek sorun Sightning'de hiçbir şekilde etkide bulunamıyoruz. Enivia Ziggs'e karşı kaybediyor. Shen ise doğal olarak Kayle'a karşı kaybediyor ve adamlar level arttıkça güçleniyor hepsi. Kayle, Ziggs, Ziri. Üçü de fena bir şekilde skill olan şampiyonlar. Ne yapacaksak şu anda yapmamız gerekiyor. Hemen birini yakalayıp direkt Baron'u dönüştürmemiz lazım. Bu oyunu kazanabilmenin tek yolu budur mesela. İlk aşamayı gerçekleştirdik ama bu yeterli değil. Çünkü karşı takımda Ziggs, Kayle gibi ultiler varken bu Baron'u yapmak, yani Sylas olmamasına rağmen hala kolay değil. O yüzden buradaki hedefimiz Baron'u bitirmek yerine burada savaş çevirebilmek. Bu tarz tehlikeli baron savaşlarını işte bu şekilde yapmanız lazım. İşte ne zaman savaşa dönmeniz gerektiği, ne zaman işte baronu bitirmeniz gerektiği, bu tarz şeyler önemlidir. Bu konuda da işte savaş analizi artık sizin ne kadar pratik yaptığınıza kalıyor, oyuna ne kadar hakim olduğunuza kalıyor. Baron'a sahibiz evet ama hiçbir şekilde siege atamıyoruz. Haritada bir baskınlık kuramıyoruz. Bunun sebebi karşıdaki şampiyonlar. Bu noktada yapabileceğimiz en iyi hamle karşı orman üzerinde oynamaktır. Biz burada mesela kampları alabiliriz istediğimiz gibi ama adamlar mesela savunmaya geldiği zaman, burada bir savaş çevirmeye çalıştığı zaman burada avantajlı olan taraf biz olacağız. Hani o yüzden ya burada karşıdaki kaynakları çalmış oluyorsun ya da burada savaş çevirerekten oyunu açmış oluyorsun. Mesela kilit durumda olan oyunu buradaki hamlemizle birlikte açmış oluyoruz direkt. Thank you.
her ne kadar mekaniksel olarak tam potansiyelde olmasam da yine de doğru zamanda doğru hamlelerle birlikte bu oyuna iyi bir etkide bulunduk. Ama karşı ormancı tabii ki de daha iyi olsaydı bu oyunun senaryosu çok farklı olurdu. Gragas'ın şöyle güzel bir olayı var. Oyunu tutabiliyor. Gerçekten hani ulti yeteneğinin hani dizengage olsun, Q ile poke yeteneği olsun. Oyunu tutabilme yeteneği çok yüksek. Bu yüzden de Gragas bir tık da öne çıkıyor. Umarım sizler için keyifli, güzel bir video olmuştur. Bu arada trollük yani şampiyonun doğasında var, bilmiyorum. Gragas pikleyince otomatik olarak geliyor o fail'ler. Kendinize bakın, görüşürüz.